En sonunda da babasının fotoğrafıyla videonun bitmesi ve işte tabii arkadan çalan o muhteşem "Bu adam benim babam" Fatih Kızılparmak'ın o efsaneleşmiş artık şarkısı değil mi? Evet. Fatih Muhteşemdi. Kızılparmak nerelerde yani? Ne kadar önemli bir adam. O da muhteşem. Bir de kalbi çok insanlığı iyi bir kadar adam yüzünü... ve çok önemli bir müzik önemli adamı. Adamların çoğu yok zaten, çok fark etmiyor musun? O kadar önemsizler. Ama o evlendi. Evlendikten sonra onun eşi ön plana çıktı biraz. Şebnem Hanım. Şebnem Hanım. Evet. Ama İlk önce o da onunla yok beraber abi. Şiirler okudu falan. Onunla yani, değil mi? Böyle bir şey. Doğru. Bazen Şebnem erkekler evlendikten vardı. Sonra geri planda kalıyorlar. O da çok doğru olmadı. Çünkü ama, çok önemli bir adam Evet, Fatih Kızılparmak. İstesen de istemesen de geri planda kalamazsın. Bir kere muazzam bir insanlık, bir dominant bir kadınla evli olursa kalıyorsun ama işte. Öyle mi oluyor? Yani ya da kompleksizse. Bak, adam kompleksizse geride kalmak onu etkilememiş. Yani kompleksizle alakası yok. Sen müzik adamısın. Onun gerisinde o sunucu. Sunucuydu değil mi karısı? Şimdi evet, aklıma geldi. Evet. Baktım beraber ilk önce şiirler okuyorlar. Sonra kadının kaşe programına falan çıkartıyordu kadın onu falan. Hatta dedim ki içimden, niye çıkıyor yani? Tamam, bir karısı da bir kere çıksın falan. Kendi kendime. Fatih Bey, siz en kısa zamanda tekrardan bekliyorsunuz. Bence çünkü önemli bir kendine müzik bu popüler kültürün içinde bir şekilde yer bulamayıp kendini bence imha etti diye düşünüyorum. Ne alakası? Popüler kültür hep popüler kültür evet, içerisindeydi. Evet ama artık yani çok daha fazla ileride ya. İşte Instagram'lar küsüyorlar. Bu radyoların tekelinde ya her şey. Aynen. Bu radyolarda sadece birilerini çalıyorlar aynen. Ya. Bu önemli müzik sektörü sayenizde bitti. Evet. Çünkü danışıklı her şey bu memlekette maalesef, bu da danışıklı. Ne oldu biliyor musun? Yani. Geçtiğimiz yıllarda Burhan Çeçen. O da çok önemli. Selamlar olsun, saygılar olsun. Ben bir şey sormak için, teyit etmek için aradım. Dedim ki Burhan abi, böyle böyle bir haber var. Doğru mu, sizinle bir konuşabilir miyim? Allah dedi bu camianın cezasını. Evet tabii. Ben dedi artık yokum. Beni dedi her şeyden soğuttular. Gerçekten telefonda böyle aynen söyledi. İnanamadım. Dedim neden? Ve böyle bir ses. Öyle bir ses ya, yani. Evet, öyle Burhan Çeçen yani. Yani ne kötü olan ne biliyor musunuz? Bu radyolar özel radyolar çoğu. Yani hepsi için söylemiyorum ama bunların başındaki insanlar, yöneticileri falan sadece bazı müzik yapımcılarından sıkı fıkı zannediyorlar ki sadece pop şarkı çalmakla biz Türkiye'yi hayır, sen bizim arabeskimiz var, kültürümüz var, fantazimiz var, Türk halk müziğimiz var. Aynen. Türk, siz hepiniz bu insanların mesleğini elinden almaya kalktınız. Aslında radyolar da bu kadar popu bile dağıtmadılar. Popu bile dağıtmadılar ki. Da 6 tane popçuyu koydular. Bravo, evet. Bütün gün 6 tane. Yüzlerce popçu oldu halde. Yani, 6 tanesini yani çaldılar. Yani siz kimi çalarsanız millet de zannediyor ki sadece o onların şarkıları tutuyor. Aynen, ondan sadece öyle işe gidiyor. Bunu sonra konser veriyorlar ya. O hani çok trend dediğiniz adamlar 100 kişi bile bilet almıyor. O geri kalan o açık havaları, o bilmem ne konser hollarını Hakan Altunlar, Cengiz Kurtoğlu onlar dolduruyor. Ha, bir sürü yerlere bilet jesti yapılıp oralar doluyor, biliyor musunuz? Tabii. O kadar haklısınız. Şimdi ikisine de bakıyorum. İki karı koca, ne Fatih Bey'in ne de Şebnem Hanım'ın Instagram'ı değil dahi. Yok. Instagram'da çünkü bile. Ben sana bir şey söyleyeyim. İnsanlar bir şekilde küsüyorlar. Evet. Hani insanlar bir şekilde şimdi bugün Ahmet Kaya'nın şarkıları çalınıyor her yerde. Fatih Kızılparmak işte bunlar, yani bu tarz adamların şarkıları her yerde her evet zaman çalıyorlar. Ama bugün tekrar ayağa kalkabilirler. Niye biliyor musun? Hepimizin kendi gazetesi var artık. Doğru, doğru. Hepimizin kendi gazetesi var. Hayatım yine müzik tekerinde, yine bak yine evet ama bilmiyorsunuz. Yani biliyorsun daha doğrusu. Yine yani aynı dijital platformlarda da yine aynı şeyler sıkıntılar dönüyor değil bak, mi? Bak yine aynı yok şeyler ya, dönüyor. Gerçekten ya, yok daha ya. Daha geçen seneye kadar bir tanesi 80 milyon, 100 milyon, o 500 Rayman, milyon. Rayman, hayır, sadece 300 Rayman milyon çalındı. Ben. 500 milyon bilmem ne. Yani, hayır. Hani aklıma gelen mesela Rayman. Veyahut hani da işte mesela bu insanların albümleri, eskiden albüm yapılıyordu. Yani veya işte şimdi single'lar. Şimdi bunlar da bir tabii tane single çıkartmak 250 bin TL. Çok para. Çok yani para. O hani o ondan ona bedava alıyorlar. Onlardan bahsetmiyorum. Aynen. Ama genel itibariyle zor. E şimdi bu adamlar yok oldular. Ben dinlemek istiyorum yani. Nereden geldik bu aynen konu değil mi ya? Şey. Ama her seferinde bu insanları görmediğim zaman aklıma özlemişiz geliyor ve ne kadar adaletsizlik yani. Evet. Radyoların da denetime girmesi gerekiyor. Bir kurul olması gerekiyor. Aynen. Gel Fatih bakayım diyecekler, niye aynı adamı çalıyorsun? Hep bunları sorduğumuzda bu radyoculara ya da televizyonculara cevap şu kendilerine göre. Rating yapmıyorlar.
Ya sen kimsin hadsiz? Nasıl reyting yapmaz ya? Fatih Kısaparmak gibi, Burhan Çaçan gibi, Kibariye gibi, Bilmarlı gibi. Ya bırakın Allah aşkına ya. Bunu Kral TV başlattı. Kral TV tekken yok pop yaptı. Yok Kral pop yaptı. Onu da beceremedi işte. Yaptı. Bu sefer ne oldu? O poptakiler dinlendi. Öbürküsü çünkü şeyin içerisinde değildi. Orada o kıyımlar başladı zaten. Yani hiç kimsenin böyle bir şey yapmıyor. O zaman demek ki özelleştirilmeyecekti bunlar. Veyahut da özelleştirilse de yine bir heyete, bir şeye bağlı olacaktı. Bilim kurulu gibi. Nasıl bilim kurulu var? Aynen. Efendim? Nasıl bilim kurulu var? Aynen. Burada da bizim sektörde her şey, yani onun tanıdığı orada. Bu, bak her meslekte torpil olabilir. Evet. Bizim meslekte olmamalı. Ve maalesef birçok insan hiçbir özelliği olmuş olmamasına rağmen orada o yazıldı, orada o çizildi, böyle bir şey yok. Dünyada bir tek bizde var bu. Bak yani. İzleyici de Fatih Kısaparmağı gerçekten çok özledik diyorlar. Biz Fatih Kısaparmağı'nın o şarkısını hazırlayalım. Çünkü ünlülerin paylaşımıyla devam edeceğiz Babalar Günü ile ilgili. Biz de buradan bütün söylemezsem olmaz ailesi olarak bütün babaların, baba olmuşların, baba olup hayatta artık olmayanların Babalar Günü'nü kutluyoruz. Evet, canı gönülden. Babalar Günü kutlu olsun. Ve şimdi ünlülerin paylaşımıyla devam ediyoruz. Tarkan. Taze babalardan, aslında taze de değil artık, güzel baba ikincisi geliyor. Bayağı yani geliyor mu? Tabii. Yani gelmiyor dediler, bilmem ne dediler. Derler. Herkes her şeyi diyor. Herkes her şeyi diyor. Ay sana şimdi bir gol atmak istedim ama sustum. Kürtajdan haberin var mı? Kürtaj diye bir şey var bu hayatta. Ben neye gol atacağını biliyorum da kürtaj diye bir şey var bu hayatta. Ya bu var ya, çok şeytan bir kadın ya. İnanamıyorum. Kimin, söyle bakayım kime gol. Herkes söylüyor, bugün için çocuğunu takmış ya. Sen var ya, ben söylediğimde çocuk 6 haftalıktı. Kürtaj diye bir şey. Kürtajdan haberi olmayanlar bu haberi tekrar dinlesinler. Ya sen bana gol atabilir misin? 6 yıldır boş yere buraya gelen kovulmuyor kardeşim. Ya sen feci, nasıl anladın? Böyle bir şey olamaz ya. Çünkü neyi söylediğini bildiğini biliyordu ondan. Oğlum İnanamıyorum ya. Tamam sen biraz çabuk. Ebru Gündeş'e aylarca dedi ya, o hamile bak göreceksiniz. Ya inanamıyorum, tebrik ediyorum ya. Gerçekten. Ama sonradan da sanıyorum aldırmış mı çocuğunu? Herhalde, ben onun hamile olduğuna adım kadar eminim. Demek çocuk nerede? Gitti. İyi nasıl peki, hamile niye, olacak? Peki niye aldırdı adam sence? Adam burada değil ki. Ya da niye aldırdı? Ama yanına gitti. Gitti. O anda kaldı tabii. Diyorsun. O otelde kavgalar çıktı. Neleri biliyorum. Ay anlatsana. Vay be. Ebru Gündeş olayı şok. Evet. Karnını tutarak şarkılar söyledi. Peki niye istemedi? Zaten alengirli bir şu anda süreçten geçiyorlar. Evlilikle alakalı. O yüzden mi? Hani dingin olsun. Doğru bir süreç değildi. Ha. Yani söylememesi gereken ya. Kişiye söyledi. O da gelip bana söyledi. Ya yani. Böyle bir şey. Asla yalan söyleyemeyeceği biri. Söyleyeceğin kim olduğunu. Süper. Ha. Peki şimdi Tarkan paylaşımıyla devam edelim. Lütfen ama şarkıyı hazırlayın, olur mu? Bence bir dinleyelim sonrasında. VTR var, süper. O zaman VTR'ye devam edelim. Peki ünlüler bakalım nasıl kutlamış Babalar Günü'nü. Bütün dünyada kutlanan Babalar Günü'ne ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Kimisi çocuğuyla, kimisi babasıyla paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Bu anlamlı günde nostaljik fotoğraflar sosyal medyayı sardı. Babaların hayatımızdaki yeri ve önemi hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar özeldir. Çoğu kez varlıkları büyük bir güven demekken, yoklukları ise sonsuz bir acıya yol açar. Bu sebeple Babalar Günü birçok insana genelde tam olarak gösterilemeyen baba sevgisini sergileme fırsatı verir. Tabii her Babalar Günü'nde olduğu gibi sanat dünyasından birçok kişi de dün kutladığımız bu özel güne kayıtsız kalamadı. Ünlü isimlerin sosyal medyadaki Babalar Günü paylaşımları. Komedyen Cem Yılmaz oğlu Kemal'le kol kola. Ünlü komedyen oğlu Kemal'le çektirdiği bir fotoğrafı Babalar Gününüz Kutlu Olsun notuyla paylaşarak bu değerli günü kutladı. Acun Ilıcalı'dan Babalar Günü için kızlarına özel kutlama. Başarılı televizyoncu paylaştığı fotoğraf serisinde her kızına ayrı ayrı yer verirken altına ne güzel şey böyle kızlarımın olması yazarak baba olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. İmparator İbrahim Tatlıses'in duygusal paylaşımı. Ünlü türkücü yıllar önce kaybettiği babasının fotoğrafını paylaşırken şöyle
bir öğüt verdi. Evlatlar, sırtınızı yasladığınız dağın kıymetini bilin. Burak Özçivit'in Babalar Günü'ne özel renkli paylaşımı. Oyuncu Fahriye Evcenli olan oğlu Kara'nın elleriyle boyadığı bir resmin fotoğrafını paylaşırken dünyanın en güzel hediyesi yazarak duygularını belirtti. Hazal Kaya'nın dedeli torunlu sevimli paylaşımı. Güzel oyuncu oğlu Fikret ve dedesinin birlikte olduğu bir fotoğrafı Fiko ve ben sizi çok seviyoruz notuyla paylaştı. Yasmin Erbil son zamanlarda zor günler geçiren babasıyla olan eski bir fotoğrafını paylaşırken duygulandırdı. Kenan Doğulu'nun nostaljik paylaşımı. Ünlü şarkıcı yaşadığı dönemde yine kendisi gibi müzisyen olan babasının eski bir görüntüsünün altına yolumu aydınlatan en değerli ışığım yazdı. Megastar Tarkan'ın baba olduğu ilk günden özel fotoğraf. Şarkıcı kızı Lia'nın doğduğu gün kucağına aldığı ilk anların görüntüsünü paylaşarak çok anlamlı bir anı tekrar yaşatmış. Hadise'nin minnet dolu Babalar Günü paylaşımı. Başarılı popçu hikayesinde paylaştığı fotoğrafta babasının kendisine söylediği şu sözleri yazdı. Arkanda baban var. Ben varım kızım. Emrah'ın çocuklarıyla olan sevgi dolu halleri. Çocuklarıyla sarıldığı bir videoyu paylaşan Emrah'ın duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyor. Demet Akalın'ın üzen fotoğrafı. Şarkıcı babasıyla birlikte olduğu eski bir fotoğrafı paylaşırken altına yazdığı şu cümle yürek burktu. Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan babam. Umarım benimle gurur duyuyordur. Ali Sunal'ın Kemal Sunallı hüzünlü paylaşımı. Oyuncu sinemanın efsane ismi olan babasıyla çok eski bir fotoğrafını sosyal medyasına koyup yazdığı açıklamada babasını kaybedişinin 20. yılı olduğundan ve duyduğu acıdan bahsetti. Yani... Ya Fatih kısa parmak harbiden size çok özledik. Radyoculara, televizyonculara hani iki insan bir şey söylemek istiyor da işte televizyondayız. Çok doğru söylüyor. Yok yani, yani ben her zaman söylüyorum. Ben öyle bir şey yok Star TV'de program yaparken de Kral TV'yi eleştirdim ekranda. Hiç kusura bakmayın dedim. Çünkü Gezegen Mehmet'e de bunu söyledim. Yani zaten her şeyin bütün, başı o değil mi? Bütün sektörü istediklerini fantazi. Ben popta Alişan'ı gördüm ya. Aynen öyle. Popta Alişan'ı yayınladılar ya. Hmm. Tabii ya. Yani anlatabiliyor muyum? Bitirdiler sektörü ya. Ya istediklerini yaptı. İstedikleri adamları koydu. İstedikleri adamları çıkarttılar. Bugün birçok dev sanatçı şu anda müzik sektörüne, müziğe küstü. O yüzden de diyoruz ki niye ki yenileri tanımıyoruz doğru dürüst? Tanımıyoruz. Çünkü bitirdiler sektörü. Düşün, ama geçen biz tabii gün bir tanelerini Aleyna Tilki'yi bulabildik. Düşün. O da çok gerçekten farklı bir sesi var. Bulabildik yani, onu bulabildik bir yani. Bir tek ama tek Aleyna var. Düşünebiliyor musun? 80 milyonluk ülkedeyiz. Bir sürü genç pırıl pırıl insanlar var. Ama sorun gidin Instagram fenomenlerini bilmem nelerini ya da işte bir sürü kaydırları yapanları tanıyoruz. İbrahim Tatlıses'in paylaşımını verelim bu arada. Evet, verelim. Bu arada siz, her ikinize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Neden? Şimdi bir kere şarkı söyleyen taraftasınız. E, Fatih Kısaparmak gibi bir değeri tabii, böyle tekrar deklare ettiniz. Yani. Ben de şarkıyı rica ettim. Bence çok da güzel oldu. Seyircilerimiz de teşekkür ediyor. Ne güzel. Çok abi. Teşekkür ediyoruz rejiye de. İbrahim Tatlıses'in paylaşımı çok hoşuma gitti. Biz paylaşımları verdik. Bu arada Özcan Deniz'in bir paylaşımını ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Arto bir şeye dikkat etmiş. Hemen o detayı vereceğiz. Ama İbrahim Tatlıses diyor ki Ciğerci Ahmet Usta'nın sol yanı eksik imparator oğlu İbo'nun tam onun gölgesine ihtiyacı olduğu zaman sırtını dayayacağı gölgesi dağı yoktu. Acısını sevincini yaşarken babam diyemedi. Ama derinlerde bir yerde hep hissetti varlığını, hep sevdi, hep özledi babasını. Tüm varlığı, tüm varlıklarıyla evlatlarına kartal kanatlarını açıp fedakarlık yapan babalara selam olsun diyor. Ya İbrahim Tatlıses nasıl güzel paylaşımlar yapıyor ya. Ama İbrahim Tatlıses bir can. Hayır, şarkı söylemekten okusun, bahsetmiyorum. Kalem. Bak, o adam istediği kadar okumamış olsun. İstediği kadar cahil desinler ona. Ne derlerse desinler. Ondaki doğal edebiyat, ondaki doğal Türkçenin zenginliği ve güzelliği Türkiye'de gelmiş geçmiş bütün operacılardan tut, şan hocalarından tut. O kadar takdire şayan bir adam ki öyle böyle değil her konuda. Yani sanatla ilgili yani, her konuda. Bir kere çok duygusaldır. Evet. Yani o sert mizacının ve birdenbire aslında saman alevi derim ben. Çünkü 10 yıla yakın beraber çalıştım İbrahim Bey'le. Çok iyi tanıyorum. Birdenbire sinirlenir. Öyle mi?
birdenbire sinirlenir. Tabii. Ama birisi hata yapınca sinirlenir. Durup dururken de sinirlenmez yani. Ha. Birisinden ona hata yapmasın. Titiz, işinde çok titiz. Çok. Aynen. Ama öyle olmasa zaten ondan böyle bir ama, yer. Ama 5 dakika sonra da geçer. Ay çok en güzel sonra. İnsan. Bak, çocuk en güzel. Gibi zaten. Kin yok. Çocuk gibi asla kin yok. Çok da duygusal benim. Aşık olduğu zaman aslında işte destanlar yazar, şarkılar yazar, onu yazar, bunu yazar ama hiç kimseden de kolay aslında gidemez ve vazgeçemez. Seren. Bütün kaoslar orada. Seren. Sence İbrahim Bey'in en büyük aşkı kimdi? Bana bak, göre. Şimdi taraf tutmadan söyle, gerçek olarak söyle. Asena ama mı? Derya Hanım mı? Ne bileyim? En son kim gittiyse ona yanarsın. Ayşegül. Yok, Ayşegül yani, falan diyeceğim. Evet. Asena gitti değil mi? Asena acıttığı için öyle düşünüyoruz. Yani Asena ilk defa bir kadın giderken o canını acıttı. Asena terk etti İbrahim Tatlıses çünkü. Evet. Yani bıraktı. Derya Hanım. Bana göre evet. Hayatındaki... Derya Hanım bence hem kardeşi, hem annesi, hem karısı. Sırdaşı. Bence evet. Derya Hanım sanki... Derya Tuna o zaten hep Derya Tuna'yı şöyle ayırdı. O imparatoriçe evet. Yani o onun yeri bence her zaman öyleydi. Bence sarmalayan bir kadın ya böyle bir değişik otoriter bir kadın tabii böyle. Zaman zaman eline eteğini çekti tabii. Derya. Onun da kızdığı zamanlar tabii oldu. Tabii kızdığı zaman oldu haklı olarak. Kadın çünkü kurumunu... olmadık kişilerle de muhatap ama oldu kadın ama. Şimdi biz İbrahim Tatlıses çok seviyoruz tabii, o ayrı ama. Tabii canımız o bizim çok, o bir tane. Çok tabii yeri geldiğinde yanlış yaptığı üzdüğü şeyler. Üzdüğü şeyler kadınları. Tabii ki oldu. Bunu da tabii ki biz söylemek durumundayız. Yani baya aşık olur. Evet. Aşık ol mesela i̇şte. Şey bebeğimi mesela Asena zamanı yazmıştı ben falan. Ben ama izleyici olarak anlardım bu hafta. Bu yine aşık. Hani aşıkken başka söylüyor. Herkes belki öyledir ama İbrahim Tatlıses çok İbrahim belli. Tatlıses aşık olsa da olmasa da her türlü söylüyor. Doğru söylüyor. Ben bir tane arada bir sesini duyamadık ya. Çok ay, özledik. Ne artık. Güzel aramıştı. Ben Polat Yağcı ile konuşmuşum. Dedi ki geliyor, şov geliyor, bilmem ne geliyor ama pandemi patladı ya biraz. Hayır abi. Oldu. O öyle bir kıl adam ki her şeyi dört dörtlük yapmak ondan istiyor. Ondan değil, ondan değil. İbrahim Tatlıses hayatı boyunca banttan hiç şarkı i̇şte, söylemedi. Hayır, onu demek istiyorum. Yani canlı söylemezse i̇şte. Söylemez. İşte onu söylemek peki başka istiyorum. Güzel bir sessiz göstereyim. Ben onun sesine de hayranım. Kim? Emrah. Emrah diyor ki bana dünyanın en güzel duygusunu hissettiren canım evlatlarım. Hayatımın anlamları beni dünyanın en mutlu insanı yaptınız. Bana babalık duygusunu yaşatan yavruların yüreğimsiniz diyor. İkiniz de canımsınız diyor. Elyasa ve Elesya diye enteresan isimleri olan iki tane evladı var bu fotoğrafta. İki tane oldu yani. Evet iki oldu bu fotoğrafta iki. Normalde tabii biliyorsunuz Emrah'ın da kabul ettiği başka bildiğimiz üçüncü bir evladı daha var. Allah hepsine sağlık versin. Emrah'ın da sesine hasta oluyorum. Bu da çok duygusal bir paylaşım yapmış. O da duygusal değil mi? Onu da sanırsın. Emrah dünyanın en iyi kalplerinden bir tanesidir. Öyle söyleyeyim. Son derece kişi. Emrah'la hiç yakınlaştın mı? Biz çocukken bizi çok yakıştırıyorlardı. Evet. Biz ama sanatçı olmadan benim çok komik hikayem. Biz Emrah'la ben daha sanatçı olmadan çünkü hep senle Emrah'ın arasında yazılı, bir aşk. Çok yazılı. Yani çok yakıştırdılar çünkü. Çünkü uzun süre nasıl şimdi dizi oyuncularını yakıştırıyorlar evet. Şu anki dizi oyuncularını. Bizi de o zaman çok yakıştırıyorlardı. Ama benim de hayatımda birisi vardı. Onun da hayatında öyle birisi ya, vardı. Güzel. Ve hatta işte ben söylüyorum ya benimle Star'da aslında çalışırken bizim Gülben Ergen'le beraberdi. Öyle mi? Tabii sonra ayrıldılar. Yani o zaman da benim hayatımda 4 sene bir ilişkim vardı. Bir dakika Gülben kimle beraberdi? Emrah'la. Ben bunu bilmiyorum. Bir ama çok kısa sürdü. Çok kısa sürdü. Sonra Emrah Hattat'a geçiş yaptı. Şey o zaman çikolata mı parfüm almamıştı Almanya'dan gelirken Emrah. Çok şikayet etmişti. Bu... ama gerçekten bunlar geldi. Yani bu Emrah'ın da bu cimriliği bak. Bir parfüm yüzünden. Sen orada parfüm takıl. Parfüm almayınca ilişki bitiren kadına takılırım ben. İşte hayır ama bir Emrah da bir parfüm alabilirmiş. Ay Emrah Gülben çok Ergen'i da. Orası da öyle doğru söylüyorsun. Ama ben bir şey söyleme. İnsan bir Emrah... düşünür Gülben Ergen'i kaybetmek de üzücü hayatım bir şey. Hayatım çok tatlısın bir parfüm alabilirim. Bir o zaman Gülben Ergen değildi ki altta çıkıyordu. Neresi? Senin altında diye. Mı yine? Ay, o Emrah'tan bir altta çıkıyordu. O ilk sahneyi de beraber çıkarttık Emrah'la. Çünkü o ilk Stardust Gayrettepe'deki var ya şurada. Evet biliyorum. Orada çıkartmıştık o zaman da. Yani hep öyle düşünülür. O zaman da öyle dedikodular da çıktı.
Ama hiçbir zaman bizim aramızda asla hiçbir şey olmadı. Çünkü hiç olmadı. Çünkü çok zaman. Yakın arkadaşlar. Mesela gibi. Şimdi dizi oyuncuları da nasıl o komedyen kızla beraber olan çocuk neydi? Dur bak işte anladım. Barış'la Elçin'i çok yakıştırıyor. Evet, Barış. Evet. Ama mesela ikisinin de hayatı. Bir kere Elçin nişanlı. Aynen. Barış'ın da kutsusu var. Evet ama tabii bizim çok çirkin öyle. Bir sürü haber çıktı. O da çıktı aynı ama, yani. Ama hiçbir zaman aralarında i̇şte, bir şey olmadı aynen. Yani. Ve ikisini de beraber kalır. Biz de çok sevilen. Biz yakıştırınca algı. Çocuklar bazen çok günah alıyoruz. Evet var. Alıyoruz. Ama dur bak şimdi seni yakaladığım bir şey vereceğiz. Özcan Deniz. Şimdi Özcan Deniz Babalar Günü'nü kutladı. Bununla hiçbir sakınca görmüyoruz hiç. Değil mi? Muhteşem. Aynen. Süper. Özcan Deniz'in paylaşımını verim. Evladını paylaştı. Çok da yakışıklı oğlu. Ay yani Allah'ım. Çok yakışıklı. Allah'ım seni bağışlasın. En az 3 tane Babalar Günü'nde resim paylaştı diğer Özcan o, diğer Deniz. Diğer güzel resimleri de verelim. Kendisi biliyorsunuz son derece zengin, son derece başarılı bir sanatçı. Her şeyi var. Bunu yiyeceğim. Yani çok parlak. Her şeyi parlak. Çok tatlı maşallah. Yani ona emekçi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü şu anda bir eli yağda bir eli bağda. Ama emekle doğru geldi mu? Canım buralara. Hayır. O sana dedi ki sen anneler gününü kutlayamazsın. Ha. Senin için de öyle dedi. Sen anneler gününü kutlayamazsın. Demet hatırlayalım içinde. O örüntüyü. Demet içinde. Paylaşalım. Ve bir sürü ha, bizim... Burada ne diyor Arto? Artocuğum sen istersen açıp bir kendin... Okuyayım. Bir oku. Ey bu pazar günü full makyaj. Eşofmanlarla evde, kafede vesaire. Elinde yapışık, telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan, adın şu anda mutfağında çalışan, sana servis yapan, çalışan... Kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla. Diyor ki bunu şımarıklara, zenginlere, artistlere bir şekilde üst düzey mavi yakalı veya işte beyaz yakalılara söylüyor ve zenginlere söylüyor. Hatta ona bir hediye al emekçiler için diyor veya çalışanlar için diyor. Bugün bütün kadınların değil, bugün asla bütün kadınların değil... Sadece emekçilerin diyor. Kadınlar günü emekçilerin günüdür diyor. Yürekten kutlarım diyor. Orada saçmalamış şimdi, büyük saçmalamış. Ama bugün babalar günü. Bugün babalar günü ve... Elinde telefonla. Son model arabasıyla, en lüks villasıyla, oturduğu yerden eşofmanlarıyla, belki boxer'ıyla, kendi çocuğunun resmini paylaşan... Adama ne denir? Sen emekçi misin? Seren ne kadar şımarıksa sen de o kadar şımarıksın o zaman. Ajda ne kadar şımarıksa ya da emekçi değilse sen de o kadar değilsin. Şimdi işte şu ülkeyi her türlü bölmekten vazgeçin abi. Vazgeçin. Evet orada... Ötekileştirmeyin. Şimdi ara sıra ömür uzun doğru. Ya... Bazen daha insanlar iki ay geçmedi ya. Hayır onu düşün. Demiyorum. Onu demiyorum. Hayır düşün yani. Yani üstünden zaman geçse de yapılan hata zaten hatadır. Üstünden zaman geçmekle örtülmez o ayrı da. Şimdi zaman zaman hepimizin saçmaladığı evet. Süreçler oluyor. O da orada bir saçmalamış. O bazen bu tribüne oynamak insanı çok antipatik yapıyor. Bütün hiç gerek kadınlar yok. Ayağa kalktı çünkü ya. Yani her stadyumdan kadın seni seviyor. Bütün bakımlı hani, kadınlar ya tabii. Da bakımsız fark etmez. Ne oldu emekçi o bu siyah beyaz zenci siyahi ayırmayın abi artık ayırmayın ya 21. yüzyıldayız ve çok bırak sen türbünlere oynama ya sen 500 bin dolara 1 milyon dolara İsrail'e gidip 10 tane bile şarkı söylemedin yani sen daha hepimizden zenginsin o zaman sen bizden en elitisin seni böyle şeyler paylaşmaya gerek ihtiyacı yok sen o zaman orada şehit babasını paylaşacaksın sen orada başka kahramanları paylaşacaksın. Doktorla evladını paylaşacaksın o zaman. Madem böyle söylüyorsun, madem böyle tribünlere oynuyorsun, kusura bakma. Evet, seni orada... de bu arada bayılırım. Çok severim seni. Çok severim. Bircan'la konuşuyorduk, ben çok severim dedi. Ben de döndüm ona dedim ben ki... Ben de çok severim dedi. Ben de çok severim onu dedim. Gerçekten benim için çok özeldir. Ama bunu söylemeden geçmeyeceğim. Evet, güzel bir konuya, iyi bir konuya parmak bastın. Özcan Deniz de hatasını bence anlamıştır diye düşünüyorum. Bazen sivri laflar eder, hayatı boyunca da hep köşeli laflar etti. Ama kariyerini,
ve çizgisini muhteşem, çok güzel yönlendirdi. Muhteşem. Mahsun da Özcan da ikisi için evet, de bunu söyleyebilirim. Aynen. O öbür yüzden de eskiler için bunu söyleyemiyorum. Öbürü yanlarında vardı ya. Ama bak ya, ikisi de şöyle bir şey yaptılar. İkisi de kendi esas meslekleri şarkı söylemeyi bir tarafa bıraktılar. Ve milyonlarca lirayı bıraktılar. Bıraktılar. Bircan. Çok önemli evet, bir şey yaptılar. Şansa tuttu Özcan Deniz. Evet, şimdi para çok kazanıyor ama. Film yaptılar. Evet ama yani. Ama işte yönetmenlik ve oyunculuk. Kaç yıl şarkıcılık yapmadılar biliyor musun Bircan? Ama zaten bence Masum çok doğru bir karar verdi şarkıcılığı bırakıp. Film yaparak çok daha film başarılıydı. Yani İbrahim Tatlıses'in şu anda yerine baktı, o gelecekti yani. İbrahim Tatlıses'e rakip bile gösteriliyordu o zamanlar. Kaldı kere, yani. Ve buna hiç izin vermemiş İbrahim Tatlıses. Ama karizmatik, yakışıklı. İbrahim Tatlıses izin vermedi değil hayatım. Bak ben şöyle bir şey. Hiç kimsenin hiç kimseye izin veremeyiz. Ha, aa, senin ko, en değerli şeyin ko. Ko. Neyse. Ko. Şey üstüm başım gitti. Neyse yani şunu anlatmak istiyorum. Bunlar kariyerlerini planlarken eğer şarkıcılıkları devam etseydi dizi çektikleri zaman türkücü dizisi olacaktı. Doğru. Bunlar o kimliklerini unutturup başka direkt bir klas yönetmen ve direkt oyuncuya geçtiler. Ve o kadar beyaz, başarılı oldular ki ikisi de. Siyahla beyaz adamlar çoğu okumamış. Çoğu, ama işte insan içinden Masum geliyor. Masum Üniversite mezunu. Bu arada Masum Kırmızı Gül demişken biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok tartıştık. O kimdi, resmi, Taşkın aynen, Sabah mıydı falan. Evet. Masum Kırmızı Gül sesimizi duymuş gibi resmen evet, yeniden güncelledi. Zaten fotoğrafı. Masum Bey bizi seyrediyor, seyrediyor herhalde. Öpüyoruz onu. Fotoğrafta ne diyor arkadaşlar? Magazin dünyasının biraz kafasını karıştırdık. Evet. Ben söyleyeyim gerçekte onlar kim diyor. Bir grupmuş onlar. Aynen, iki kişilermiş öyle, iki değil kişi mi? Haleyle Adem miydi? Adem galiba. Galiba. Hemen sağ olsun Masum hemen resmi paylaşıyor bizim. O fotoğraf var mı? Haberimiz üzerine. O fotoğrafı da hatırlarız fakat ve acil reklama gitmemiz lazım. Ne diyor? Orayı bir oku. Orayı ya bir önce oku. Para mı desek ya? Okuyayım oku mı? Peki. Not diyor. Magazin dünyasının bilmediği sol üst yer alan şahıs ismi Adem Gürlek. Ha. Gazinoda Adem Hale ikilisi olarak sahneye çıkıyorlardı. Peki teşekkür Adem ediyoruz. Adem Bey ve Hale'yi de buradan almış oluyoruz. Evet, onların yeni fotoğraflarını bekliyoruz. Bu arada Taşkın Sabah'a selamlar olsun. Selamlar olsun. Taşkın evet, Taşkın'ı öpüyoruz. Peki ben o zaman minicik bir ara sonra gidiyorum. Böyle heyecanlı programlar da var. Devam hadi bakalım. Bir dinleyelim mi? Dinleyelim. Evet dinliyoruz. Nedir buyurun. Bu iki sese de bayılıyoruz. Ama biz bu Ebru Gündeş'i hafta sonu kızıyla görüntülendi. Onu gördük. Yine özel çok, kebap. Çok, yine özel bir kebap olayı var. Evet ekranda. Bahçede. Çok çok uzun süredir sakladığı 6 yaşındaki. Ay çok güzel değil mi? Evet, aynı Ebru Gündeş'in evet, genç, estetiksiz genç hali. Aynı. Bu kadar benzer. Şu anda aynı. Şimdi şu aynılar. Neredeyse, evet. Bravo aynılar. İki makyajsız olarak ikisi de aynı. Hani bir tane uygulama var ya genç yapıyorsun da bir 20 yaş seni genç götürüyor. Aynı. Aynı o uygulamayı uygulamış hali. Yani ben inanılmaz çok güzel izliyor, yetiştirdiğine inanıyorum. Ben de. Ben Ebru Gündeş'i çünkü zaman steril, zaman çok eleştirilerde bulunuyorum. Evet. Ama mesela anneliğiyle ilgili hiçbir eleştiride bulunamıyorum. Evet. Yani o kadar iyi bakıyor, o kadar güzel yetiştiriyor ki. Böyle bir ortamda ve onun bulunduğu bu kadar kaos ortamında, aa, bakın, bu kadar sansasyonel, ay, bu kadar sansasyonel ortamda kızını inanılmaz izole yetiştirdiğine ve çok güzel yetiştirdiğine inanıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben Seren bir hemen bak yan tarafından bir bak, inanılmaz benzettin ve ben şöyle söyleyeyim sana, o kızını saklaması. Ya Ebru hiç değişmemiş ama. Kızını evet ya, gözler hep aynı. Evet abi. Çok çok. Ne diyorsun? Yıllar sonra ilk kez Alara'yı gördük. Ben gördüm Kartalkaya'da. Devamlı karşılaşıyoruz onunla. Çünkü aynı otelde kalıyoruz. Konuşmuyoruz biz Ebru'yla da. Zaten ondan sonra hangimiz konuşuyoruz ki? Bircan sen konuşuyor musun? Kimle? Ebru Hanım'la. Ben ne konuşacağım? Hiç kimse konuşmuyormuş da. Hadi. Konuşmuyoruz. Hayır şöyle. Şimdi bu işte bu mesleğin yani bu tabii, işin de şimdi aynen, mesela bak herkes, hakkını vermeyeceksen oturmayacaksın. Hayır, yapacak şöyle, bir şey yok. Yani doğruyu söylediğin ha, zaman birisi kızıyor. Doğruyu bazen bilgi yanlışlığı da olabiliyor. Biz onu da düzeltiyoruz tabii, ama bu masa öyle bir şey ki evet, yani insanlar sana kırılıyorlar, kızıyorlar ama ben doğruyu söylemek zorundayım. Evet. Bu benim kimliğim. Yani bir şey sadece bunu bir de biz çıkartmıyoruz. Orada, zaten aynen, çıkmış, alelinleşmiş, ortaya aynen, çıkmış şeyleri konuştuğumuz çıkan zaman şeyleri çıkan şeyleri zaten, eleştiriyoruz. Hani biz çıkartmıyoruz. O yüzden de tabii ki insanlar kızıyorlar ama kızdıkları zaman
Eğer bunun doğrusunu ispatlayabildiklerinde bunu da söylüyoruz, evet, tabii ki. Ama çok affedersin arada, de kimsenin şerefiyle namusuyla oynayarak değil. Sadece çıkan haberleri bir şekilde kendi tarzımızda yorumlayarak şimdi yapıyoruz. İbrahim Bey bana mesaj atmış. İbrahim Bey, şaka, ben Star TV'deyken de her sabah izlerdi, sağ olsun. Çok seviyorum kendisini. Çok da minnet borcum var. Kızmış ve benim mı? De değerlimdir. Hayır, şöyle bir şey söylemiş. Şimdi demiş ki Ahmet tabii ki köstebekli. Zaten tabii, onun olamayacağını söylemiş. Sen, ihtimal vermedi, sen evet. Şule Hanım'a köstebek dedin ya. Ben dedim. Evet. Ha. Şimdi Şule Hanım da değil diyor. Yani tamam, o da değil. Zaten aslında şöyle, o sizin dediğiniz köstebek için söylemedi aslında. Bu Ahmet mevzusunda acaba köstebeklik yapan Şule'ymiş dedim. Dedi. O mevzuda. Yani sizin o diğer mevzu için söylemedi. Ama ikisi de sizin beyanınız bizim için. Siz ne dersiniz? O zaman köstebeği açıklar mısınız lütfen İbrahim Bey? Evet. Biz burada köstebek bulmacası çözmek zorunda değiliz. Çok özür dilerim. Bir daha kafamız yandı yani. Hayır, sezonun artı sonuna geldik. Ama zaten sizin mutluluğunuz önemli. Biz zaten yani sizin için kafa patlattık burada aslında. Bu köstebek ya, kimseye ifşa edilsin. Şimdi şöyle. Sana söyledi ama biz, yakalayamadı İbrahim ya. İbrahim Bey bana söylüyor ama size söylememem söylediği için söyleyemeyeceğim. Ben bunu kesin öğrenirim. O telefonu alırım. Sen hakikaten çok terbiyesin. Akıllı bir problemin İbrahim var şu İbrahim Bey anda. Sonuç olarak benim yıllardır bana destek olmaz vermiş. Olmaz kardeşim. Bu programı söylemezsem olmaz. Ama bu şekilde de olmaz. Şöyle, bu şekilde de olmaz. Bu şekilde İbrahim olmaz. Bey sizi seviyoruz. Biz tabii ki burada bir program yapıyoruz. Siz de bu köstebeği söylemişsiniz. Arkasından Ahmet'le alakalı iddialar gelmiş. Ben de o iddiaların Ahmet'le ilgili geçerli olamayacağını, arayı da hiç kimsenin bozmaması gayet gerektiğini söyledim. Anlattık. Ama siz ikisi de değil diyorsanız tabii ki ikisi de değildir. Siz ne istiyorsanız odur. Çünkü siz bizim canımızsınız. Gerçekten de imparatorsunuz. Siz bir tanesiniz. Siz ne diyorsanız o öyledir. Bak, ne dedim sana? Öpüyorum. Kendini aradan sıyırır. Bizi de iki tane kötü şeytan yapar, kendini de melek yapar. Haydi güle güle. Bir dakika, ne bu şekilde nasıl sıyırdım kendimi? Şimdi adam sevgi ve saygıyla bana mesaj atmış. Şimdi onun da değil dedi beyanını size iletmek zorundayım. Hayır, onun için demedim ben.